Türkiye'de parası olanlar Avrupa'daki sosyal konutlardan atılıyor, maaşları kesiliyor. Pekala. Otomatik bilgi paylaşımı olmadığı halde Avrupa ülkeleri Türkiye'de gurbetçinin parası olduğunu nasıl öğreniyor? Bu bilgileri kim nasıl satıyor ve buna karşı neler yapabilirsiniz? Ayrıntılar haber bültenimizin içerisinde yer alacak. Hollanda ve Belçika'da mal varlığı tespit edilen ailelerle ilgili bir gelişme olmuştu. Bunun üzerine sizlere iki gün önce Almanya, Hollanda, Belçika'da sosyal yardım alan ailelerin Türkiye'deki mal varlıklarının tespit edildiğini ve bu kişilere de Job Center, Poly Employee ve Hollanda'daki SFF'ydi sanırım onun adı e, dan davet gelip senin paranı kesiyoruz. Senin işte Wohnungsamt'dan davet gelip senin kira yardımını kesiyoruz. Seni evden çıkartıyoruz gibi isteklerin şikayetlerin ve başvuruların geldiğini söylemiştim. Bu anlamda da Hollanda ve Belçika'nın özel bir şirketle anlaşarak harekete geçtiğini de söylemiştim. Bu akşam buna dair önemli gelişmeler var. Lütfen ekranda kalın. Bununla dair sorularınızla da yayının sonunda cevaplayacağım canlı olarak. Soru bölümüne, chat ekranına sorularınızı yazarsanız canlı canlı olarak cevaplayacağım efendim. Türkiye'deki mal varlıkları tespit ediliyor gurbetçilerin. Mal varlıkları tespit edildikten sonra da örneğin Belçika'nın diğer kentinde aralarında Türkiye göçmenlerinin de olduğu 59 aileyi tespit ettiler. Tespit edilen 59 aileyi Hollanda ve Belçika bir şirketle anlaştılar. Bu şirketlere dediler ki örnek yükselin Türkiye'de mal varlığı var mı bize öğren. Türkiye'de bankalarda parası var mı, arsası var mı, e, taşınmazı var mı? kirada dairesi var mı bize öğren dediler. Ve bu şirketler gittiler Türkiye'den bu bilgileri aldılar geldiler. Sosyal konutlarda oturan Almanya'da Hollanda'da Belçika'da sosyal yardım alan devletten kira yardımı alan insanların karşısına mektup geldi. Senin filanca kentte işte Anadolu'nun Kırşehir vilayetinin falanca ilçesinin Falanca parsel, falanca e, bölümde şöyle bir arsan var, şöyle bir konutun var. Hatta bazı ailelere Antalya sahil kenarında villan var, yazlığın var gibi bilgiler geldi. Dediler ki işte bunun belgesi ve sen hemen bu daireden çıkıyorsun. Çıkana kadar da bu dairenin kirasını indirimli değil, tam ödüyorsun dedi. 59 aileyi tespit ettiler. 59 ailenin ismini... Bu şirketlere verdiler. Bu şirketler Türkiye'de araştırma yaptı, 25 ailenin mal varlığı olduğunu öğrendi, getirdiler, verdiler ve Flaman e, Konut Bakanlığı, Belçikalı kurumlar, Belediye, Hollandalı kurumlar, Almanyalı kurumlar, Alman kurumlar harekete geçti. Dediler ki evden çıkıyorsunuz, sosyal yardımlarınızı kesiyoruz. Bazen de Almanya'da araştırma yapıyorlar efendim. Onu da yine Hamda bir örneğini yaşamıştık. Hamda Job Center'den yardım alan karı koca yıllardır yardım alıyorlar. Bugüne kadar devletten aldıkları yardım miktarı 173 bin euroymuş. Bu ailenin Almanya'da parasının olduğunu yine öğrenmişler. Nasıl öğrenmişler? Muhtemelen yine böyle bir şirketin marifetiyle öğrenmişler. Ama bu ailemizde parayı Almanya'nın ham şehrinde parayı bankanın kasasına koymuş. Bankanın kasasını savcılığa müracaat etmişler. Açtırmışlar. Savcılık karar verirse sizin kasanızı açabiliyorlar. Kara para var demişler. Açtırmışlar. Açtırmışlar. Ailenin de bankada altınları varmış epeyce. 180 bin eurosu varmış. Altınlarına dokunmamışlar. Ama Job Center dokunmamış tabi. Diğer kurumlar sıraya girmişler. 173.800 bin euro biz sana bilmem kaç senede ödedik. Demişler ve 180 bin euro parasının içinden hiç Dava bile etmemişler efendim. Direkt el koymuşlar 173.800'ü bankaya bloke etmişler. Aileye kala kala kalmış 6-7 bin euro bir para. Bu da yine nasıl oluyor? Bir araştırma sonucuyla oluyor. Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'daki ailelerin Türkiye'deki mal varlıklarını araştırıyorlar ve karşınıza çıkartıp sosyal yardımınızı kesiyorlar. Oturduğunuz sosyal konutlardan atıyorlar. Kira yardımlarınızı durduruyorlar. Efendim buna dair haklarınız var mı? Ne yapabilirsiniz? Bu tür durumlara karşı ne gibi bir hareket, gerçek Kusura bakmayın sevgili seyirciler ufak bir teknik hata oldu. Bu tür durumlara karşı ne gibi bir hareket gerçekleştirebilirsiniz? Ne gibi haklarınız var? Bütün bunları şimdi söyleyeceğim efendim ne gibi haklarınızın olduğunu. Bir defa sizin Türkiye'de mal varlığınızın olup olmadığını otomatik bilgi paylaşımıyla öğrenebilecekler. Otomatik bilgi paylaşımının ne olduğunu söylemiştim. Otomatik bilgi paylaşımı 2011 yılında uluslararası 159 örgüt tarafından ülke tarafından düzeltiyorum anlaşılmış. 2017'de Türkiye buna imza atmış. 2018'de kanun çıkartmış ve demiş ki ben gurbetçinin Türkiye'deki parasını, hesap hareketlerini sana bildireceğim demiş Avrupa Birliği ülkelerine. Bu anlaşma hayata geçti ama Türkiye uygulamıyor. Bununla ilgili bilgi verip acaba Türkiye'deki paralarımızı, Türkiye'deki evlerimizi, Türkiye'deki mal varlıklarımızı böyle mi öğrendiler? Onun cevabını verelim. Otomatik bilgi paylaşımına Türkiye 2018 yılında kanun çıkarttı ama kanun çıkartmakla da birlikte sevgili seyirciler hayata geçirmedi. Geçen sene dedi ki hazır değilim. Bu sene de dedi ki pandemi var. Çünkü buna imza attı AK Parti ama çok pişman. Pişman olmak da bir şey değiştirmiyor. Geri dönemiyor. Geri dönse Avrupa Birliği ülkeleri diyecekler ki sen kara para aklıyorsun. Onu da yapamıyor. O zaman kalıyor burada. Avrupa Birliği Türkiye'ye süre verdi. Kara para aklayan ülkelerden biri değilsen bize Türkiye'deki Avrupa'da yaşayan insanların Türkiye'deki mal varlıklarını bildireceksin dedi. Türkiye'yi sıkıştırıyorlar. Bir, Türkiye er ya da geç bu anlaşmadan çıkmadığı sürece. Bu sene pandemi diyecek, önümüzdeki sene yağmur diyecek, öbür sene fırtına diyecek ama bunun kaçarı göçeri yok. Otomatik bilgi paylaşımı olduğu sürece sizin Türkiye'deki varlıklarınızı öğrenecekler. Bu arada Türkiye'de bazı şirketler türedi. Avrupa'da yaşayanların parasını çarpmak için. Bize 1500 euro bir de vekalet verin. Avrupa ülkelerinin sizin paranızı görmesini engelleyelim. Bize bir dilekçe verin bir de 3000 euro para verin. İşte uluslararası veri koruma kanunu gereği sizin paralarınızı görmeniz görmelerinin önüne geçelim. Vallahi yalan, billahi yalan, tillahi yalan. Aldanmayın. Vermeyin bu paraları. Kurban olayım. Vermeyin nasıl çalıştığınızı, nasıl kazandığınızı, nasıl dişinizden tırnağınızdan arttırdığınızı bir siz kendiniz biliyorsunuz bir de aileniz biliyor. Yerden para süpürmüyorsunuz. Vermeyin. Bunu ben demiyorum sadece. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcılığı da buna dair, özür diliyorum Başbakan Yardımcılığı kalmadı, ekonomi sorumlu Hazine ve Maliye Bakanlığı da açıklama yaptı. Bakanlığın web sayfasında var inanmayan girip bakabilir. Ne var? Bu tür bir e, işlem yok diye. Bu tür insanlara para kaptırmayın diye. Bu tür insanlara paranızı vermeyin diye. Hiçbir şekilde Türkiye evet dedikten sonra kimse sizin Türkiye'deki paranızı Avrupa'nın görmesinin önüne geçemez. Veri koruma kanunu bilmem, kişisel haklar kanunu, kişisel bilgiler kanunu vız gelir tırıs gider. Yok böyle bir şey. Buna aldanıp vekalet parası 3000 euro para alıyorlar ve birçok gurbetçi kardeşimiz de, göçmen kardeşimiz de ne yazık ki bu paraları ödüyor. Ödemeyin efendim. Ödemeyin bu paraları çünkü bu paraları almaların hakkı yok. Dolayısıyla da er ya da geç otomatik bilgi paylaşımı kanunda olduğu sürece bu tür şirketlerde yalan söylediği için yok biz engelleriz, ederiz. Bu yardım Türkiye'deki paralarınızı, hesaplarınızı görecekler. Pekala. Bir soru daha soruyorum. Neyi görecekler? Mesela şimdi Türkiye'de villasının olduğunu öğrenmiş sosyal konutta oturan adamın getirmiş karşısına belgesini koymuş ya. Senin Türkiye'de villan var diye. Senin Türkiye'de paran var. Senin Türkiye'de tarlan var diye. Otomatik bilgi paylaşımı hayata girse bile bunu göremeyecekler. Bir defa hani Türkiye dese ki tamam kardeşim ben yükselin. Türkiye'de neyi var neyi yok sana söylüyorum Hollanda, Almanya dese bile Türkiye'de benim banka hesabımı yıl sonunda hesap özetini görür, hesap hareketini göremez. Hesap özeti, hesap hareketi farkını şimdi söyleyeceğim. Neyi e, göremez? Tapularımı göremez. Arabam varsa adıma göremez. Yazlık varsa göremez. Gayri e, menkulümü göremez. Devre mülk varsa göremez göremez bunları. Bunlar da zaten iki ülkenin anlaşması kapsamında tapular paylaşılır diye bir bilgi yok efendim. Bir bilgi böyle bir bilgi olmadığı için sizin Türkiye'deki taşınmazlarınızı bir şartla görür. Sizin 2021 senesinin sonundaki hesap özetini Türkiye Almanya ile paylaşacak mesela. Diyecek ki ben yükseliğin hesap özetini seninle paylaşıyorum. Hesabımda diyelim ki benim 5000 eurom var. Diyelim ki almıyorum da. Akıllarda soru işareti kalmasın. Hiç sosyal yardım almadım. Almıyorum da. Diyelim ki alıyorum. Sosyal yardım aldığım kurum benim efendim o 5000 euroluk parayı aldığımı görecek. Çağıracak. İşte diyecek belge. Gel bakalım. Senin hesabında 5000 eurom var. Evet. Anlat bakalım yüksel. Bu para nereden diyecek. İşte dananın kuyruğu orada kopuyor. Ben dersem ki bu para babamdan bana hediye. Göster diyecek havalede konutunu. Gösterirsen bitti. Bu para benim Türkiye'de kiracım var ondan geliyor. Aa senin kiracın mı var? Tapuyu getir diyecek. İşte o zaman senin evinin olduğunu öğre öğrenecek. Diyecek ki sana ya sana sürekli herhal bir yerden para gelmiş. Ay, senin aylık dökümlerini göremeyecek nereden geldiğini ama para birikmiş yıl sonu özetinde bir, burada bir para birikiyor Avrupa'dan da gitmemiş Türkiye'den gelmiş bu para nasıl sen kendini açıklayacaksın bu paranın kaynağını bu paranın kaynağını açıklarken aslında sen kendi kendini ele vereceksin orada ortaya çıkıyor pekala efendim bu otomatik bilgi paylaşımı devreye girmediği halde Türkiye'deki firmalar nasıl oluyor da Avrupa'daki ülkeler hangi firmalarla çalışıyor da sizin Türkiye'deki mal varlıklarınızı santim santim öğreniyorlar efendim. Türkiye'deki avukatlar yapıyor bunu. Türkiye'deki haciz büroları yapıyor. Siz zannediyor musunuz ki efendim Hollanda'da, Almanya'da, Belçika'daki bir ajan bilmem ne falan filan adı neyse Türkiye'ye gidiyor da yükselin Türkiye'de ne kadar mal varlığı var öğreniyor. Zannediyor musunuz? Hayır. Bunu Türkiye'deki hukuk büroları ve haciz işlemi yapan bürolar yapıyor. Almanya adına Almanya'ya iltica edenlerin Türkiye'deki bilgilerini soruşturan avukat bile Türkiye'de ajan olmaktan dolayı tutuklandı, sorgulandı. Yani Alman bir görevlinin, Hollandalı bir görevlinin Türkiye'ye gidip sizin mal varlığınızı öğrenmesinin imkanı yok. Bunu şöyle yapıyorlar. Almanya'daki Job Center bir şirkete bu işi veriyor. Alman bir şirkete ya da Almanya Türkiye arasında iş yapan bir Türk şirkete veriyor. O Türk şirkette o Alman şirkette Türkiye'deki hukuk bürosuna haciz işlemi yapan hukuk bürosuna gidiyor. Türkiye'de size haciz işlemi yapılırken haciz var dediğinizde devlet dairelerine gittiğinizde Avukat olduğu için ben haciz koyacağım dediğinde sizin Türkiye'nin neresinde neyiniz var santim santim çıkartıyor. Tek bir tuşla BDDK Bankacılık ve Denetleme Kurulu'ndan tek bir tuşla hesaplarınızdaki parayı çıkartamıyor. Bu kez bankalara tek tek başvurması gerekiyor. Alabilirse bankalardan alıyor. Alamazsa alamıyor. Yani demiyorlar. Biz yükselin Almanya'ya bildirilmek üzere Türkiye'deki mal varlıklarını araştırıyoruz demiyorlar. Dedikleri şu. Haciz koyacağız diyorlar. Bazen Türkiye'de borcunuz olur da haberin olmaz. Arabana haciz gelir. Ya nereden öğrendiler bunu demez misin? Evet. Türk firmalar 2950, 3500, 4000 euroya şahıs başı, başı dosyaya bakıyorlar ve sizin bilgilerinizi satıyorlar efendim. Satan bizimkiler yani hemşeri kazı. Buna karşı ne gibi haklarımız var? Bunu sadece ben söylemiyorum. Bunu sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar da söylüyor. Belçika, Hollanda ve Almanya'nın Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenlilerin Türkiye'deki mal varlıklarını araştırmak için hukuk dışı yollara başvurduğunu söylüyor. Türkiye'deki özel şirketlerle anlaşan Avrupa Birliği üyesi devletlerin Türkiye'de yaşayan insanların mal varlıklarını öğrenip Avrupa'da sosyal konutlardan atmak için uğraştıklarını ifade ediyor. Türkiye'deki özel şirketler gayri resmi, resmi araştırma yapıyorlar. Bu yolla elde ettikleri bilgileri Almanya, Hollanda, Belçika'ya 2976 euro karşılığında satıyorlar. Sizin bilginizi öğrenip bunu Avrupa'ya satıyorlar. Şimdiye kadar yaklaşık 800 kişinin bilgilerine ulaşıldı. Vatandaşların yaşadıkları sosyal konutlardan çıkartılmak isteniyor. Bu bilgiler geldikçe de Türkiye'de bazı değerlendirme uzmanları, bazı hukuk büroları, bazı haciz büroları Türkiye Cumhuriyeti resmi kurumlarından alınmayan Evrakların hiçbir geçerliliğinin olmadığını bilmelisiniz. Bu kurumların aldığı belgelerin hiçbir geçerliliği yok. Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na Erhan Nacar suç duyurusunda bulunmuş. Sermaye piyasası kuruluna da başvuru yapmış ve bu bilgilerin nasıl elde edildiğini araştırılmasını istemiş. İşte tam da burada hani o uluslararası veri Kanuma, veri koruma kanunu Almanya'da Daten Schutz diye bildiğiniz var ya tam da burada devreye giriyor. Biraz sonra bunu size söyleyeceğim. Neden devreye giriyor? Bu olaylarla ilgili yüzlerce şikayet geliyor farklı yerlerden. Ev, arsa, banka bilgileri öğreniyorlar. Sevgili seyirciler bu Dağıtın Schutz kapsamında yani veri koruma kanunu kapsamında. Sosyal yardım alıp Türkiye'de para istiflemeyi doğru bulmuyorum. Hayatımda hiç sosyal yardım almadım. Dolayısıyla da sosyal yardım almayı da küçümsemiyorum, kınamıyorum. İhtiyacı vardır, alıyordur. Şartları müsait değildir, alıyordur. Parası yoktur, alıyordur. Herkesin sosyal yardım alan insanlara böyle bakması ve saygı duyması gerekir. Neler yapabilirsiniz? Efendim bu bir dağıtın şut kapsamındadır. Veri koruma kanunu kapsamındadır. Elde edilen belgeler Türkiye Cumhuriyeti tapu dairesinden alınmış belgeler değil. Üzerinde tapunun mührü yok bankanın mührü yok. Üzerinde hiçbir resmi kurum bilgisi yok. Türkiye resmi makamları bu bilgiyi size Avrupa'da gidin, Avrupa'daki kurumlara verin, oradaki gurbetçi evinden atılsın diye vermiyor. Sana bu bilgiyi o şirket için söylüyorum. Haciz yapacaksın diye veriyor. Sizin Burada Alman, Hollanda, Belçika kurumuna gidip kardeşim Dağıtın şut, veri koruma kanunu kapsamında sen benim bu bilgilerimi alamazsın deme hakkın buradan Fizan'a kadar var. İlgili Avrupa belediyeleri, kurumlar, sosyal yardım kuruluşları, Pol Employee, Job Center, SFF hangisi size bir mektup gönderirse göndersin. Bir, mektupların hepsini fotokopi yapın saklayın. Size gelen bütün resmi evrakları saklayın. Sizi Job Center'a çağırdılar. Pol Employee'ye çağırdılar. Bir mektup okuttular. Hemen bir fotokopisini alın. Telefonunuzla fotoğrafını çekin. Bütün belgelerinizi saklayın efendim. Gayri resmi elde edilen belgelerin hiçbir değeri yoktur. Hukuka aykırı düzenlenmiş belgelerdir bunlar. Yaşamakta olduğunuz Avrupa ülkesi tarafından şahsınızla ilgili ajanlık faaliyetidir. Size gelen çağrı mektuplarını saklayın ilgili daireyi dava edebilirsiniz. Ve reddetme hakkına da sahipsiniz. Hayır kardeşim sor Türkiye'ye benim böyle bir evim var mı yok mu deme hakkına sahipsiniz. Bir takım şirketlerin hakkını hakkı olmadığı halde ajanlık yapar gibi bilgilerinizi sizin özelliğinize girip bilgilerinizi alıp Avrupa ülkelerine üstelik para karşılığı satmasına karşıyım. Yoksa ben her zaman şunu söylüyorum. Burada sosyal yardım alıyorsanız Türkiye'de paranız olmasın. Türkiye'de paranız varsa burada çalışın. Buna bir formül bulun. Bakın otomatik bilgi paylaşımı, otomatik bilgi kanunu adı neyse artık otomatik veri kanunu bir sürü ismi var. Geliyor. Yaklaşıyor gelmekte olan bir cisim yaklaşıyor. Gelecek tedbirinizi alın. Ama evvelsi gün yayında da söyledim. Bu tedbir emmiye, dayaya, dayıya halaya para vermek, banka hesabındaki parayı ona vermek, hele hele tapuyu yeğeninin üstüne yapmak gibi olmaz. Asla böyle şeyler yapmayın. O evi de alamazsın, o tapuyu da alamazsın, o parayı da alamazsın. Bir defa sevgili seyirciler tapularınızı göremiyorlar, arabalarınızı göremiyorlar, yazdıklarınızı göremiyorlar, devre mülklerinizi göremiyorlar, Türkiye bilgileri paylaşsa bile göremiyorlar. Ama sizin buradan sosyal yardım alıp Türkiye'de para biriktiriyor ve stokluyor olma işine çözüm bulmanız lazım. İdealde gazeteci olarak yapmamanız lazım diyor. Ama siz bilirsiniz. Ben yine de bütün bunları anlattım. Yapıp yapmak sizin kendi kararınız. Türkiye otomatik bilgi paylaşımına başlamadı. Türkiye bilgi vermeye başlamadı. Sen bu belgeleri nasıl aldın diye sana hesap soran kuruma hesap sor. Sen sor. Çünkü hakkı yok. Hakkı yok. Ben size hani hırsıza yol öğretmek gibi değil bu. İllegal elde edilmiş bilgilere karşı alerjim var benim. Ben bir gazeteciyim. Her şey legal olmalı. Senin vicdanında vicdanına kalmış buradan sosyal yardım alıp Türkiye'de binlerce euronun olması o senin vicdanınla ilgili. Ama bir devlet üç kağıt yapmamalı. Yapamamaz. Bir devlet ajanlık yapamaz. Bir devlet senin bilgilerini parayla satın alamaz.